Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, 29 Ekim Perşembe Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümü manşet programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Tekin Narşep. Evet, yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyoruz. Bugün de manşet programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün evet farklı bir gün. Bugün hepimizin büyük bir coşkuyla yaşadığı bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Evet, bayram bu bayram ama biz bu bayramı yaparken Cumhuriyet'in bu noktaya gelişi 92 yıl öncesine kadar da gitmemiz gerekiyor. Ve bugüne kadar bu vatanın, bu ülkenin korunabilmesi ve ayakta durabilmesi için dökülen kanların, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük bir onuru ve desteğinin olduğunu ve bizim de bu konuda onlara minnet borçlu olduğumuzu bir kere daha hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz. Zaten geçmişini bilmeyen geleceğinden haberdar olamaz. Nankör bir toplumuz. Geçmişi çok çabuk unutabiliyoruz. Değerlerimizi çok çabuk
unutabiliyoruz ve yıpratabiliyoruz. Bu nedenle değerlerimize sahip çıkmak gerekiyor. Şehitlerimize sahip çıkmamız gerekiyor ve gazilerimize tabii ki hem minnet duymamız hem de onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yüzden Cumhuriyet'in 92. yıl dönümünde 29 Ekim'de yeniden Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun, mutlu olsun ve daim olsun diyoruz. İnşallah hep de ilelebet devam edecek. Evet, bugün İçel TV'ne canlı yayınlarla sizlerle birlikte 29 Ekim coşkusunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edecek. Şu saatlerde sevgili izleyicilerimiz Cumhuriyet Meydanı'nda, Kültür Merkezi'nde törenler var. O törenler başladığında sizlere canlı olarak aktaracağız. Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda Sayın Vali Özdemir Çakacak tebrikatı kabul edecek. Ve şu an Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler izliyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda da hazırlıklar yapıldı. Hazırlıklar tamamlanıyor. Tören başlayacak ve tören başladığı andan itibaren de canlı yayında sizlere aktaracağız. Cumhuriyet Meydanı'na gideceğiz ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki o coşkuyu, o töreni sizlere aktaracağız. İlk etapta Kültür Merkezi'nde ilimiz valisi Sayın Özdemir Çakacak tebrikatları kabul edecek. Ve sonrasında alana geçilecek, Cumhuriyet Meydanı'na geçilecek ve Cumhuriyet Meydanı'nda da törenler başlayacak. Konuşmalar, günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirilecek ve sonrasında da halk oyunları ekiplerinin gösterileri olacak. Bu anları da sizlere programımız içerisinde canlı olarak aktarmaya devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Kulağız dinleyenleri. Evet, tekrar Cumhuriyetimizin 92. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz ve ilelebet muhafaza ve müdafaa etmekle yükümlü olduğumuz Cumhuriyetimizin haydar kalması için bu uğurda şehit olanlara da sahip çıkmamız gerektiğini, değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz. Ve dün yine Adnan Menderes Bulvarı'nda sevgili seyircilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından düzenlenen Cumhuriyete ve şehitlere saygı yürüyüşü vardı. O anları da izleyelim, ardından tekrar devam edelim. Hareket Partisi'nin düzenlemiş olduğu Cumhuriyete ve şehitlerimize sahip çıkalım, sahip çıkıyoruz konulu yürüyüş gerçekleştirilecek. Evet, yoğun bir kalabalık, yoğun bir izdiham, yoğun bir katılım var. Bizler de canlı yayında sizlerleyiz. Sayın Burhanettin Kocamaz da şu an alana geldi. Cumhuriyete ve şehitlerimize sahip çıkma mitinginde, yürüyüşündeyiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, Sayın Burhanettin Kocamaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan ya indireceğiz de şu karabalığı bir aşalım, indireceğiz. Sayın Oktay Öztürk, Sayın Hamit Tuna, İl Başkanı Sayın Sebahattin Kılıç, Tarsus Belediye Başkanı Sayın Şevket Can da şu an buradalar sevgili izleyicilerimiz. Birazdan kendileriyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin 92. yılını kutluyoruz. Bunu coşku içerisinde kutlamamız lazım. Cumhuriyete her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. İnşallah milletimiz de bu işin farkına varacak ve 1 Kasım'da Cumhuriyet'in değerini ispatlamış olacak. Peki Sayın Öztürk, siz neler söyleyeceksiniz? Sayın Başkan'ın temennilerine, dileklerine katılıyorum. Biraz önce de ifade ettik. Etrafımızdaki ülkelere baktığımız vakit nasıl bir nimetle karşı karşıya olduğumuz çok açık ve seçik görülüyor. İnşallah bunun kıymetini bilen insanlar tarafından yönetilme imkanını buluruz. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilk defa resmi tatil olarak 4 gün uygulandı. Neler söyleyeceksiniz? Şeytanın günahı öğrendiği adamların kendi paçalarını kurtarmak için başvurdukları bir yol. Bundan önce 9 gün tatil verdiler. Tatilcileri tatmin ettiler. Karşılığında da Cumhuriyet Bayramı'nda çok ucuza tatil verme sözü, tatil yaptırma imkanı yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, kendilerinin ağzına pelesenk ettikleri tabiri kullanıyoruz. Hak geldi, batıl kendileri zail olacaklar.
yaşamda. Evet, Sayın Hamit Tuna, neler söyleyeceksiniz? Atamızdan emanet aldığımız bu cumhuriyeti, ki dünyanın en iyi idare şekli, bu cumhuriyeti yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla bugünü yaşamak, bu muhteşem gecede birlikte olmak, gelecek nesillere de buradan bu bilinci oluşturma anlamında yapılan bu yürüyüşü çok anlamlı buluyorum. İnşallah bu dünya var olduğu sürece bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de payidar kalacaktır diyorum. Katılımlarıyla bugün burayı şereflendiren değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, dün Budat Camii önünde aslında Adnan Menderes Bulvarı'nda Mersin İdman Yurdu'nun bulunduğu bulvardan kongre merkezine kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Önde Mehter takımı, Mehter Han eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi sevgili izleyicilerimiz. Ve kongre merkezinde son buldu. Kongre merkezinde de düzenlenen etkinliklerle program devam etti. Dün sizlere yine canlı olarak aktarmıştık sevgili izleyicilerimiz. Evet, bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarımız bizleri bekliyor, hazır bir şekilde bekliyor. Tören başladığı andan itibaren bizlere bağlanıp canlı olarak oradaki ortamı, oradaki coşkuyu sizlerle birlikte paylaşacağız. 29 Ekim coşkusunu sevgili izleyicilerimiz. Evet, Cumhuriyet Meydanı'na bir kere daha şöyle bir göz atalım. Cumhuriyet Meydanı'ndaki gelişmeleri görmek üzere. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu'na mı döneceğiz? Evet. Birazdan Ali Gürkan Şamiloğlu da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler hakkında bizlere bilgiler aktaracak. Törenin olacağı meydanda, alanda gelişmeler hakkında bizleri bilgilendirecekler. Dediğimiz gibi Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda ilimiz Valisi Özdemir Çakıcı'nın tebrikatları kabulüyle başlıyor tören. Biliyorsunuz dün çelenk sunma töreni gerçekleştirildi ve hemen akabinde de sevgili seyircilerimiz, bugün tören ilk önce Kültür Merkezi'nde ilimiz valisinin tebrikatları kabulüyle başlayacak. Ardından da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan tören başlayacak ve günün anlam önemine dair konuşmalar gerçekleştirdikten sonra halk oyunları ekibi gösterilerini gerçekleştirecekler 29 Ekim coşkusuyla. Ve tabii hemen sonrasında da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel hale getirdiği alternatif 29 Ekim kutlama programı gerçekleşecek. Arkadaşlarımız o programı da sizler için takip edecekler ve o anları da sizlere canlı olarak aktaracağız. Evet, Cumhuriyet Meydanı'na dönüyoruz. Ali Gürkan Şamiloğlu karşımda ve hemen sözü kendisine bırakıyorum. Değerli seyirciler, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıl dönümü münasebetiyle bugün de Mersin'de törenler gerçekleştirilecek ve bu törenler çerçevesinde birazdan Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Necat Atilla Demirhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda tebrikleri kabul edecekler. Ve şu anda Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak başladı tebrikleri kabul etmeye değerli seyirciler ve İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin Çamak, ardından CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ali Öz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Necat Atilla Demirhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tebriklerini Sayın Valimize sundular ve ardından protokol üyeleri geliyorlar ve birazdan Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, Toros Üniversitesi Rektörü ve Çağ Üniversitesi Rektörleri, Mersin Baro Başkanı tebriklerini sunuyorlar. Mersin'de Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda değerli seyirciler, Mersin Valisi Özdemir Çakacak tebrikleri kabul ediyor. Ve buradaki tebrikat töreninin ardından
alana geçilecek. Cumhuriyet alanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirilecek. Kutlama törenleri dün başladı değerli seyirciler. Dün öğlen saatlerinde Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Sayın Necat Atilla Demirhan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz tarafından dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu ve bayrağımız göndere çekildi. Bugün de törenlere yine Cumhuriyet Meydanı'nda devam edilecek. Şu anda Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda tebrikler kabul ediliyor Sayın Valimiz tarafından ve Yenişehir Belediye Başkanı, Mezitli Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediye Başkanları da tebriklerini Mersin Valisi'ne sundular. Ve tebrikat töreninin ardından protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na geçecekler değerli seyirciler. Ve Cumhuriyet Meydanı'nda Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Necat Atilla Demirhan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanacak. Sonrasında İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekilecek ve Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapacak alanda. Daha sonrasında ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde yapılan atletizm müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüller verilecek. İl Milli Eğitim Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi bir gösteri sunacak. Mersin Üniversitesi Modern Halk Dansları grubunun bir gösterisi olacak. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından resmi geçit töreni yapılacak. Resmi geçit töreninde de bayrak ve filama grubunun ardından askeri birlikler, Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi üyeleri, gazilerimiz, izciler, okul öğrencileri, amatör spor kulüpleri ve folklor ekipleri resmi geçit töreninde yer alacak değerli seyirciler. Ve şu anda kültür merkezinde tebrikleri Sayın Valimiz kabul ediyor. Mersin İl Müftüsü Sayın Ali Melek ve diğer protokol üyeleri, Mersin'deki kamu kurum ve kuruluşların başkanları, daire müdürleri de şu anda Sayın Valimize tebriklerini sunuyor değerli seyirciler. Bu mutlu, gururlu ve güzel günden sizlere sevgiler, saygılar sunuyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıl dönümü münasebetiyle Mersin'de törenler gerçekleştirilecek ve bu törenleri Cumhuriyet Meydanı'ndan sizlere canlı olarak ulaştıracağız İçel TV'den değerli seyirciler. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dün başladı efendim. Dün Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Sayın Necat Atilla Demirhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz dün Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundular, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekildi. Bugün de kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda gururla, heyecanla devam ediyor değerli seyirciler. Bugün de az önce sizlere ulaştırdığımız üzere Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda tebrikleri kabul etti. Tebrikat töreninin ardından alana geçecek protokol üyeleri ve alanda da kutlamalar gerçekleştirilecek. Alandaki kutlama programını sizlere ulaştırmak istiyorum değerli seyirciler. Sayın Valimiz Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Sayın Necat Atilla Demirhan'ın da alana teşriflerinin ardından değerli seyirciler, yine protokol üyeleri tören arabasıyla alanda bulunan öğrencilerin, gazilerin, vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bayramını tebrik edecekler. Daha sonrasında ise Mersin Valisi Özdemir Çakacak günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirecek değerli seyirciler. Ama bu konuşma öncesinde tabii ki saygı duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekilecek. Daha sonrasında ise Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Koordinesi'nde yapılan atletizm müsabakalarında Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yapılan yarışlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Daha sonrasında öğrencilerimiz şiirler okuyacaklar Cumhuriyet konulu. Ve İl Milli Eğitim Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları'nın
gösterisi olacak. Sonrasında Mersin Üniversitesi Modern Halk Dansları Topluluğu'nun bir gösterisi olacak. Hemen ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Dansları Topluluğu'nun bir gösterisi olacak değerli seyirciler. Ve son olarak da resmi geçit yapılacak. Resmi geçitte en önde şanlı bayrağımız ve filama grubu olacak. Askeri birlikler, gazilerimiz, izciler, okullar, öğrenciler, amatör spor kulüpleri ve folklor ekipleri de geçit törenine katılacaklar değerli seyirciler. Kültür merkezindeki tebrikat töreni sona erdi. Birazdan protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na teşrif edecekler ve kutlamalar burada da başlayacak değerli seyirciler. Resmi kutlamalar başlama öncesinde ben protokol üyelerinden alana gelenlere mikrofon uzatmak istiyorum değerli seyirciler ve röportajlar gerçekleştireceğiz Cumhuriyet Bayramı'na yönelik. Değerli seyirciler ve ben Sayın Ali Öze'ye mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim siz alabilir miyiz? Kısa bir görüşünüzü alayım efendim. Buyurun efendim. İsterseniz şöyle aşağı inelim. Olur. Şöyle buyurun. Şöyle oturduğunuz. Oturduğumuz yerden de hoş olmaz ya. Olur efendim. Ben olur mu? Evet, öncelikle tüm başta Mersin'de hemşerilerimiz olmak üzere milli mücadele kahramanlığımızı gerçekleştirmiş olan şehitlerimizi rahmetle ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetin değerini iyi bilmeliyiz. Bugün bayram ama çok coşkulu bir şekilde ülke olarak kutlayabildiğimiz bir bayram değil. Dolayısıyla özellikle Türkiye'de son günlerde yaşanan hadiseler de değerlendirdiğimizde Cumhuriyet'in bize neler kazandırdığını, nasıl zenginleştirdiğini, bu toplumda demokrasiyi, adaleti, hukuku nasıl oturtmaya çalıştığını iyi bilmek gerekirken öbür taraftan da ülkemizin son döneminde nelerin yaşandığını, nasıl çelişen ifadeleri, gerçekleri şu anda görmeye başladığımızı, toplumun her tarafındaki bir hukuksuzluğu, baskıyı, şiddeti, özgürlüklerin kısıtlanmasını bugün kutladığımız bayramın güzelliğiyle birleştiremediğimi ifade etmek isterim. Yine her şeye rağmen bize bu günleri hediye eden, ülkemizin bu duruma gelmesinde, kalkınmasında, refah düzeyinin artmasında ülke olarak benimseyebileceğimiz bu yönetimi bize hediye edenleri rahmetle, şükranla tekrardan andığımı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tüfli Sayın Mir Dengir Mehmet Fırat şu anda. Efendim siz neler söyleyeceksiniz bu mutlu güne, kutlu güne yönelik? Bana göre milli, birçok milli bayramımız var ama en önemli milli bayramımız bana göre egemenlik Cumhuriyet Bayramı'dır. Çünkü bu ülkenin alayan armağan edilmiş Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihtir. Gazi olan bir meclisin milli egemenliği hakikaten bütün yapısıyla, bütün renkliliğiyle Türkiye'de hayata geçiren, toplum arasında bütün renklerin temsil edildiği ve birbiriyle barışık yaşadığı ve bu nedenle de bütün yokluklara, yoksunluklara rağmen milli mücadele yürütmüş olan bir kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çünkü milli egemenliğin tecessüm ettiği yer. O bakımdan bana göre bayramların bayramı diye ben nitelendiririm her zaman ve çok da önemserim. Gençlerimizin de aslında milli egemenliğin ne olduğunu, milli egemenliğe saygının ne anlama geldiğini de aslında çok daha detaylı anlatmak lazım. Çünkü insanlarımız giderek kendi tarihinden koptuğunu görüyoruz. Bunun algılanması gelişiminin de bir taban yapısını oluşturacağı kanısındayım.
Ben bütün halkımızın bayramını kutluyorum. Daha nice nice Cumhuriyet bayramlarını beraber kutlama dileğiyle de hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, değerli seyirciler, protokol üyelerine mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Değerli seyirciler ve protokol üyeleri de Cumhuriyet Meydanı'na yavaş yavaş şu anda teşrif ediyorlar, değerli seyirciler. Evet, Sayın Sağlar, İçel TV'de canlı yayındayız. Birkaç cümle alalım efendim bu özel güne yönelik. Bugün Cumhuriyet Bayramı, biliyorsunuz en büyük bayramımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş bayramı. Coşkuyla kutlamamız gerekirken maalesef AKP iktidarı Cumhuriyet Bayramı ve bütün bayram, milli bayramlarımızı bu kadar solgun, soluk bir şekilde kutlanmasına müsaade etti. 1 Kasım'dan sonra büyük coşkuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir şekilde bayramlarımızı kutlayacağız. Bu düşüncelerle bizi izleyen herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı, en büyük bayramımızı bir kez daha kutlamak istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Hüseyin Çamak, siz neler diyeceksiniz efendim? Evet, Türk ulusuna Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyeti kutluyoruz ama buruk kutluyoruz. Çünkü içinin doldurulması gerekir. Ama şu haliyle maalesef Cumhuriyet'in içi doldurulmuştur diyemeyiz. Umut ediyorum ki bundan sonra gelecek olan iktidar Cumhuriyet'in içini dolduracak. Bu Cumhuriyet'i bize armağan eden ların da ruhu şad olacaktır. Teşekkür ediyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Sayın Öztürk, siz bu kutlu gün için neler diyeceksiniz? Evet, öncelikle bugünü bize hediye edenlere rahmet diliyoruz. İçerisinde bulunduğumuz coğrafyada yaşananlara baktığımız vakit nasıl büyük bir nimetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İnşallah biz kıymetini bilmeye çalıştık ama bundan sonra da kıymeti bilinir ve geriye dönüş hayalleri kuranlara fırsat verilmez. Tekrar bugünü bize hediye edenlere rahmet diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Evet değerli seyirciler, Cumhuriyet Meydanı'ndan canlı yayınımız devam ediyor ve Kültür Merkezi'nde Şeref Salonu'nda Sayın Valimiz Özdemir Çakacak tebrikleri kabul etti ve birazdan Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Garnizon Komutanımızın da alana teşrifleriyle burada resmi törenler başlayacak. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Evet sevgili izleyicilerimiz, protokol üyeleri, Mersin milletvekillerinin görüşlerine de yer verdik. Cumhuriyet Meydanı'ndan sizlere aktarımlarımız devam edecek bu arada. Evet, biz tweetlerimizi de paylaşalım program içerisinde. Ali Öz, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili, İl Başkanlığı'nın Cumhuriyet'in 92. yılı münasebetiyle gerçekleştirdiği Cumhuriyet ve kahramanlarına saygı yürüyüşüne katıldık diyor. Dün gerçekleşen yürüyüşle ilgili
Ve geçiyoruz Sayın Ali Yücelen, Toroslar Çukurova Mahallesi'ne gönüldaşlarımızla buluştuk diyor Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili. Evet ve Sayın Aytu Atıcı, Ankara'da bugün TV hukuk katliamı sonrası cenaze evi gibi bu günler geçecek, çözüm 1 Kasım CHP diyor. Ve Cem Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı'nı değerlerini saygıyla anarak umutla şevkle kutlarım, yarını beklemem, her gün Cumhuriyet diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı da Fikri Sağlar'ın gönderisini paylaşmış. Mersin için Fikri Sağlar diyor, yaptığı geziler ve vatandaşlarla yaptığı sohbetlerden görüntüleri aktarmış. Ve Emine Ülker Tarhan, daimi ve haklı sevinçimiz, cesaretimizin esin kaynağı, kimsesizlerin kimsesi, 92 yaşında, yıl dönümü kutlu olsun, yaşasın Cumhuriyet paylaşımını gerçekleştirmiş. Ve hemen Cumhuriyet Meydanı'na tekrar dönüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni sevgili seyircilerimiz. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. İl protokolümüzün değerli üyeleri, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Sevgili gazilerimiz, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Sevgili öğrenciler, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Sevgili öğrencilerimiz, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Sevgili öğrencilerimiz, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Sevgili öğrencilerimiz, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Nice bayramlara diyoruz hep birlikte, sağlıkla, huzurla. Şimdi sizleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat!
Bayrak flamendir. Rahat. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli konuklarımız, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet alanda düzenlenen kutlama programımızı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajlarının okunması, Mersin Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılan atletizm müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesi, İçel Anadolu Lisesi öğrencilerinden Beste Iğdır'ın Cumhuriyet adlı şiir okuması, İçel Anadolu Lisesi öğrencilerinden Alpkağan Köstekçi'nin Akdeniz'e Doğru adlı şiir okuması, İl Milli Eğitim Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunlar Ekibi'nin gösterileri, Mersin Üniversitesi Halk Danslar Ekibi'nin gösterileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunlar Ekibi'nin gösterileri, resmi geçit töreniyle programımız sona erecektir. Sayın Valim, değerli konuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajlarını arz ediyorum. Bugün millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 92. kuruluş yıl dönümüdür. 81 ilimizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. 29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 92. kuruluş yıl dönümü coşkusunu millet olarak hep birlikte paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 92 yıllık tarihi milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. 600 yıllık bir cihan devletinin enkazı üzerinde yükselen genç cumhuriyetimizi Aziz Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağıdır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların gerisinde Cumhuriyetimizin işte bu seviyeye ulaşmış olmasından duyulan rahatsızlık vardır. 1919'da çok zor şartlarda başlattığımız Kurtuluş Savaşı'mızı 1923'te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taçlandırdıysak, bugün karşılaştığımız sıkıntıları da inşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak geride bırakacağız. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. 78 milyon vatandaşımızın her bir ferdi bu ülkenin, cumhuriyetin aynı haklara sahip ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşan tasada ve kıvançta bir evlatlarıdır. Milletimizin fertlerini, kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kültürü, kılık kıyafeti üzerinden ayrıştırmaya kalkan herkes cumhuriyetin ruhuna, özüne ihanet içindedir. Geçtiğimiz yıllarda devletle milletin tıpkı 92 yıl önce olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde büyük hedeflere yöneldiği bir dönemi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki dönemde ülkemizin diğer tüm kazanımlarıyla birlikte bu mirasa da yine hep beraber sahip çıkmalıyız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına hem 2023 hedeflerimize ulaşmış hem de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak
gireceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bir kez daha bizlere vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak ve devamında sporcularımıza ödüllerini vermek üzere Mersin Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın milletvekillerim, sayın garnizon komutanım, sayın büyükşehir belediye başkanım, kahraman gazilerimiz, geleceğimizin teminatı, sevgili öğrencilerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yılını milletçe kutladığımız en büyük bayramımızda, bu anlamlı günde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşku ve gururla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, Mersinlilerin Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyetin temel değerlerini koruma ve sonsuza değin yaşatma kararlılığının bir göstergesidir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu gurur ve coşkuyu yaşamamıza vesile olan ve bizlere bağımsızlığımızı ve çağdaş medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmayı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum. Değerli kardeşlerim, yüce milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda her türlü zorluklara, her türlü imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan inanç ve kararlılıkla mücadele edip büyük bir zafer kazanmış, bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandırarak bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Cumhuriyet, tarih sahnesinden yok edilmek istenen bir milletin varoluş mücadelesinde bir ve bütün olmasının, azminin, inancının zaferidir. Milletin iradesi, azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün karşı duramayacağının ilanıdır. Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü Cumhuriyet'le birlikte uygulamaya geçmiş, egemenliğin tek ve gerçek sahibi millet olmuştur. Yüce milletimiz de Türkiye'nin dünya sahnesinde etkin bir rol oynayabilmesi, çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın yeri alabilmesi, İlelebet payidar kalabilmesi için
güçlü bir azim ve irade ortaya koymuştur. Gösterilen bu azim ve irade neticesinde devlet vatandaş bütünleşmesiyle ekonomik gelişmesi, toplumsal refahın yükseltilmesi, vatandaşlarımızın hayat standartlarının iyileştirilmesi, demokrasinin geliştirilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve gelişime açık bir Türkiye oluşturulması yolunda emin adımlar atılmıştır. Milletimizi tüm kurum kuruluşlarıyla modern bir yönetime kavuşturan Cumhuriyet ve yapılan reformlar sayesinde ülkemiz bugün gurur duyduğumuz bir düzeye ulaşmıştır. Bundan sonra da Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda çok daha büyük mesafeler kat edecek, çok daha büyük başarılarla Cumhuriyetimizi taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefiyle ülkemizi demokrasisiyle, insan hak ve özgürlükleriyle, ekonomisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en saygın ülkelerinden biri haline getirme yolunda tüm kurumlarımız ve yüce milletimiz kararlı bir şekilde şanlı yürüyüşüne devam etmektedir. Ülkemizi ve milletimizi Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolundaki kararlı yürüyüşünde engellemek isteyenler, insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesinden, demokrasinin gelişmesinden, sosyal ve ekonomik gelişmemizden rahatsız olanlar ve ülkemizin gelişmesini durdurmak isteyenler muhakkak ki olacaktır. Çünkü bulunduğumuz coğrafya ve jeopolitik konum tarihin her döneminde dünyanın ilgisini buraya çekmiştir. Bu nedenle ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde güçlü olmak zorundayız. Birlik olmalıyız çünkü kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi yokluklar içerisinde, imkansızlıklar içerisinde bile yüce milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin nedenli güçlü ve başarılı olduğunu bütün dünya çok iyi bilmektedir. Duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla yoğunlaştığı bugün de Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunun bilinciyle Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenerek geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak el ele, gönül gönüle geleceğe güvenle bakıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarına demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimize, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize, insan hak ve özgürlüklerine, barışa, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. En büyük bayramımız olan bu anlamlı günde bizlere bu cennet vatanı emanet eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir defa daha şükranla, minnetle, saygıyla anıyor. Cumhuriyet bayramımızı kutluyor. Tekrar hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Valimizi yüksek müsaadeleriyle bırakmıyoruz efendim. Şimdi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen atletizm müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verilecektir efendim.
Sayın Valimiz önderliğinde ödülleri vermek üzere Sayın Akdeniz Bölge Garnizon Komutanımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da alanına teşriflerini arz ederim efendim. Buyurun efendim. Sayın Valimiz tarafından ödülleri verecek sporcuların isimlerini okuyorum efendim. Küçük kızlarda birinci Elif Ildın Eroğlu. Küçük erkeklerde birinci Ömer Yazı. Yıldız kızlarda birinci İlayda Üründür. Yıldız erkeklerde birinci Şahin Aşır. Genç kızlarda birinci Sevgi Öles. Genç erkeklerde birinci Barış Savar. Büyük erkeklerde birinci Koray Tufan. Sayın Garnizon Komutanımız tarafından ödülleri verecek sporcuların isimlerini okuyorum efendim şimdi de. Küçük kızlarda ikinci Sıla Kutlu Ana. Küçük erkeklerde ikinci Metehan Kaya. Yıldız kızlarda ikinci Alev Bozkurt. Yıldız erkeklerde ikinci Mustafa Oturan. Genç kızlarda ikinci Aslı Toy. Genç erkeklerde ikinci Furkan Bozdağ. Büyük erkeklerde ikinci Ozan Göçmen. Efendim şimdi de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından ödülleri verecek sporcuların isimlerini okuyorum. Küçük kızlarda üçüncü Merve Alan. Küçük erkeklerde üçüncü Reşit Halhallı. Yıldız kızlarda üçüncü Zelal Gerger. Yıldız erkeklerde üçüncü Barış Kaya. Genç kızlarda üçüncü Cansu Kuru. Genç erkeklerde üçüncü Enes Yavuz. Büyük erkeklerde üçüncü Selçuk Çukurova.
Sayın Valimize, Sayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yerlerine teşriflerini arz ediyorum efendim. Sporcularımızın da başarılarının devamını diliyor. Alkışlarınızla onları uğurluyoruz. İçel Anadolu Lisesi öğrencilerinden Beste Iğdır'ı Cumhuriyet adlı şiir okuması için kürsüye davet ediyorum. Yıl 1923, karanlığın zirvesi. Ensemizde hainler ve düşmanın nefesi. Erzurum'un da taşı, İzmir'imin nefesi. Toplandı bir bedende, kuruldu cumhuriyet. Hani bulutlu gökte, birden şimşek çakar ya, o zifiri karanlık, birden aydınlanır ya. Hani kurak bir yazda, birden yağmur yağar ya, işte öyle sevinçle, kuruldu cumhuriyet. Bu öyle bir ışık ki, bir daha sönmeyecek. Bu yola baş koyanlar geriye dönmeyecek. İlelebet sürecek. Bu sevda dinmeyecek. Bir dehanın izinde kuruldu cumhuriyet. İman zırhlı göğüsler siper olur düşmana. Babam olsa acımam. Dil uzatsa vatana. Değil yalnız yaşayan, toprağında yatana, dönülmez söz verdikte, kuruldu cumhuriyet. Emanettir gençliğe, atam böyle söyledi. Canınız pahasına, onu koruyun dedi. Gençlik bir cevap verdi, yerler gökler inledi. Böylesi gönüllerde. Kuruldu cumhuriyet. Atam sen müsterih ol. Biz senin emrindeyiz. Mukaddes emanete bir zarar verdirmeyiz. Canımızı verir de bundan geri dönmeyiz. İşte böyle inançla kuruldu cumhuriyet. İçel Anadolu Lisesi öğrencilerinden Alpkağan Köstekçi'yi Akdeniz'e Doğru adlı şiir okuması için kürsüye davet ediyorum. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir avuç Yılmaz Er'le. Hedef Akdeniz asker diyen parmağa koştuk. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız. Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa. Canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç Yılmaz Er'le. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. İl Milli Eğitim Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterilerini hep birlikte izliyoruz.
Değerli konuklar, Mersin Üniversitesi Halk Dansları ekibinin gösterilerini izliyoruz.
Bayramı kutlamaları Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Ve şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda halk dansları, toplulukları, gösteriler sergilerlerken ve değerli seyirciler ve elektrik kesintisi gerçekleşti değerli seyirciler ve elektrik kesintisi nedeniyle ve şu anda da elektrikler geldi ve birazdan tekrar halk dansları toplulukları gösterilerine başlayacaklar. Değerli seyirciler, Cumhuriyet 92. yıl dönümü münasebetiyle Mersin'de gerçekleştirilen törenler büyük bir coşku, heyecan ve gururla devam ediyor. Ve törenlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda törenler devam ediyor. Canlı olarak sizlere şu anda aktardığımız törenler öncesinde de Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda tebrikleri kabul etti değerli seyirciler. Ve sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlar, gazilerimiz, öğrenciler, kent protokolünün, askerlerimizin katılımıyla törenler devam ediyor. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisini izliyoruz.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterileriyle sizlerle.
Resmi geçit töreni. Tüm gruplar rahat. Hazır ol. Bayrak flam al. Tören geçişi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde yerinde say marş. Ses. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosu Bando Kıdemli Yüzbaşı Serkan Karakuş yönetiminde tören alanındaki yerlerini almaktadır. Bando'nun yerini almasının ardından değerli seyirciler, resmi geçit şimdi töreni şu anda başladı ve en önde bayraklar yer alacak ve şu anda bando flamasını taşıyan Mehmetçik de saygı flamasını şu anda protokolün önündeki yerine ulaştırdı. Bandonun yerini almasının ardından da resmi geçit başlayacak. Resmi geçitte en önde şanlı bayrağımız olacak. Bayraklarımızı öğrencilerimiz taşıyor. Öğrencilerin Tören ardından Tören yöneticisi İleri Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Eyüp Yaşat önderliğinde gerçekleşecektir. İleri! Marş! Resmi geçit töreni başladı değerli seyirciler ve en önde şanlı bayrağımızı taşıyan Mersin'deki çeşitli okullarda okuyan öğrencilerimiz yer alıyor.
Bayrak ve Filama grubunun ardından Mehmetçikler resmi geçitte. Ey gönlümün sultanı, ay yıldızım, kan kırmızım. Sensiz mekanlar çöl, sensiz hayata kayıtsızım. Sen ocağımın ateşi, evimin nazlı süsü. Sensiz bu gökler hep yaslı, bozulmuştur büyüsü. Taşırsın mübarek kutlu bir zat gibi vakarı. Olmasın semada hiçbir bayrak senden yukarı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Al bayrağı göklerde tutan ellerimizdir. Bayrak ki bizim sönmeyecek tan yerimizdir. Dalgalan sen ey güzel bayrak dalgalan. Dalgalan ki huzur bulsun her şühedan. Dalgalan sen ey özgürlüğüm dalgalan. Dalgalan ki görsün uğrunda şehit olan. Bu toprağın bağrında bir coşkun çağlayanız. Dağdan dağa atlarız, coşar taşar gürleriz. Türk'ün kolunda kuvvet, damarlarında kanız. Biz tarihe bir altın yaprak açan erleriz. Geçiyor çökmez omuzlardaki şeref. Geçiyor gök kubbenin en parlak yıldızı. Geçiyor ay yıldızla bürünmüş ordu millet. Geçiyor asırlara sığmayan kuvvet. Geçiyor cesaret kahramanlık ateşi. Geçiyor birlik beraberlik meşalesi. Geçiyor yurtta sulhun, cihanda sulhun bekçisi. Onlar koca seyit, onlar bir vatan. Onlar bir bayrak gökte dalgalanan. Her biri bir yıldız semayı tutan. Onlar Gazi Kemal'in askerleri. Vatan namustur. Vatan şereftir. Vatan korunacak tek hedeftir. Vatan sevdadır, vatan aşktır, vatan için fedakarlık bir başkadır. Vatan candır, vatan kandır, vatana sahip çıkmak şereftir, imandandır. Çam kokuyor soluğundan, su içiyor oluğundan, şu dağların doruğundan bakar benim izcilerim. Oluşmuştur oğul kızla, her bir işi yapar hızla, milletimi ay yıldızla sarar benim izcilerim. Herkes bunu böyle bile, asla bilmez yalan hile, çadırını her gönüle kurar benim izcilerim. Türkiye'm, ana yurdum, dünyanın tek incisi. Onun gibi bulunmaz gezsen tüm ülkeleri. Çok liderler var ama atamdır birincisi. En parlak ışık bize Atatürk ilkeleri. Bu bayramda aydınlandı ülkemiz. Yurtta ve dünyada barış ilkemiz.
çağdaş uygarlıkla yarış ülkümüz. Uygarlık yoluna düşün çocuklar, engelleri bir bir aşın çocuklar. Bir gençlik geliyor. Tarih önünde alınları ak, sert adımlarla tozu dumana katarak, dimdik omuzları, yüzleri berrak. Eşin yok, emsalin yok Atatürk, gençliğe güven işte. Dağ taş bilir, kurt kuş bilir, her genç bir Mustafa Kemal işte. Geleceğin umudu, sevinci, mutluluğu, toprağın bereketi, alın teri bolluğu, kaldıracak evrenden köleliği, kulluğu. Çocuklar sizlersiniz, sakın unutmayınız. Benim Cumhuriyet bayramlarım küllerinden doğan efsane kuş vurgusudur. Benim Cumhuriyet bayramlarım bayrağımın özgürce dalgalanma sözüdür. Benim Cumhuriyet bayramlarım topraktan vatana intikalin haklı gururudur. Benim Cumhuriyet bayramlarım beraberce başarmanın yanık türküsüdür. Benim Cumhuriyet bayramlarım başımızın açık alınla dimdik duruşudur. Benim Cumhuriyet bayramlarım yiğit Türk ulusunun ibret dolu öyküsüdür. Korkmayız karanlıktan, hedefimiz uygarlık. Erişmek ne kelime, muasırı geçmeliyiz artık. Medeniyet yolunda hızımızı ilkelerinden aldık. Atam, her zaman her yerde seninleyiz. Lafla değil, çalışarak bunu ispat edeceğiz. Yollara düşeriz yayalı atlı, kah alev yeleli, kah kanatlı. Sofrası apaçık, yemeği tatlı, ekmeği çok olan yurt evlatlarıyız. Tanı Eloğlu, sen bizi tanı. Tertemiz geçmişi, tertemiz kanı. Kuvveti, kudreti, şerefi, şanı, ünü büyük olan yurt evlatlarıyız. Atatürk'ün sesi bazen Erzurum Kongresi, bazen Sivas, bazen Anadolu'da sert bir rüzgar. Atatürk'ün sesi bazen Ankara'da ilk millet meclisi, bazen Orta Anadolu'da kartal, bazen Akdeniz'de tatlı bir rüzgar. Atatürk'ün sesi gökyüzünde ak bir bulut, bazen önünde İzmir'e ordular akar, bazen Akdeniz'de bir kartal. Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına. Erdi Cumhuriyetim 92. yaşına. Bu rüzgarla şahlanmış dalga dalga bayrağım, başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına. Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu, Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.
yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta koşuyoruz durmadan kadın erkek bir safta. Elimizde meşale, ilke ilke Atatürk. Işıklarla donattık ülkeyi her hafta. Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu. Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu. Biz yürekten bağlıyız yıllardır bu yola. Yurtta sulh ilk hedef, cihanda sulh parola. Koparamaz hiçbir güç bizi millet birlikten. Atamızın izinden koşuyoruz kol kola. Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu. Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu. Durmadan dalgalan şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Bugün çocuk, yarın büyük olacak. Okur yazar geleceği bilecek. Çocuk istikbaldir, çocuk gelecek. Yarınlar sizindir, bilin çocuklar. Tarihin yücesine erdiği gün bugün. Hürriyet bahçesine girildiği gün bugün. Koşarak kutlu izden, ilk hedef Akdeniz'den, sonsuz emele tezden varıldığı gün bugün. Söndü zannetme, güneş kalbe doğar, kalbe batar. Atatürk yerde değil, sineyi millette yatar. Kızıl gökte parlayan ay yıldızın nurusun. Sen büyük milletin, Türklüğün gururusun. Bu yurdun timsalisin, bugün bütün cihanda. Gözler, gönüller senin, sensin şerefte şanda. Dökülen kanımızla, sönmez imanımızla, kavuştuk bizler sana, can veririz uğruna. Gel tatlı şenliğimiz,
gel kutlu benliğimiz. Sen bizim yüzümüzsün, gönlümüz gözümüzsün, damarımızda kansın, dizimizde dermansın. Selam ey Cumhuriyet, selam ey büyük millet. Bugün bir başka aydınlık yeryüzü, bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her el daha sağlam, daha mavi gökyüzü. Bayraklar daha yakın. Bakın, geçiyor yarının büyükleri, şarkıları tutuyor gökleri. Kahraman Atatürk'ten armağansın sen bize. Yıl dönümün çoğalsın, katılsın sevgimize. Korumaya and içtim, seni nabzım vurdukça. Başımızın tacısın, var ol dünya durdukça. ...29 Ekim'de yakın oldu Iraklar. İçimde, ta içimde ışıl ışıl bayraklar. Bu sonsuz heyecanla kalbim duracak gibi. Yaşasın Cumhuriyet diye vuracak gibi. Cumhuriyet, bacalar tütüyorsa sendendir. Muş'ta, Tatvan'da tren ötüyorsa sendendir. Seni yazar çocuklar Atatürk okulunda. Sen bize ümit verdin uygarlığın yolunda. Özgürlüğün yolunda akıttık kanımızı. Yer ve gök dile gelir, söyler destanımızı. Özgürlük, cumhuriyet, vazgeçilmez tutkumuz. Bu temelden yükselip kalkınacak ulusumuz. Başarılı olmak için diyor ki atam, her türlü yardımdan çok, bütün milletçe sporun değerini anlamak ve ona kalbi sevgi göstermek, onu vatani vazife saymak lazımdır. Bir türküdür Mustafa Kemal Paşa'm, söylenir çuvala çuvala, yayılır evrene. Bir sudur Mustafa Kemal Paşa'm, akar gürül gürül, sığmaz zamana. Bir güldür Mustafa Kemal Paşa'm, Anadolu'nun ortasında açılır bağımsızlığa. Son bir vuruş yapacağım mı?
tertemiz. Tam şeyden. Bakışları ufukta ateş ateştir. Çizgili ak alnı güneş güneştir. Türklükle yaşıttır, tarihe eştir. Milletin duyduğu gurur Mehmetçik. Er ile erbaşı hepsi birer kahraman. Size olan borcumuz ödenmez hiçbir zaman. Sayın Valim, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet alanında düzenlenen kutlama programımız sona ermiştir. Arz ederim. Evet değerli seyirciler, Mersin'de Cumhuriyet Bayramı. Mersin'de Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen törenler Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Geçit töreniyle değerli seyirciler ve şu anda Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Hayrettin, düzeltiyorum, Atilla Demirhan bu törenlerde düzenlemeler gerçekleştiren öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür ettiler değerli seyirciler ve kendileri şu anda bir fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek. Gazilerimiz hemen kameraman arkadaşlarımın arka tarafında, ben evet, gazilerimiz de şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda kültür merkezinin hemen önündeki merdivenlerde şu anda yerlerini aldı gazilerimiz ve subaylarla, askerlerle ve protokol üyeleriyle birlikte gazilerimizle bir hatıra fotoğrafı çektirecekler değerli seyirciler ve protokol üyeleri de şu anda kendi aralarında selamlaşıyorlar ve vedalaşıyorlar ki protokol üyeleri de az önce Cumhuriyet Meydanı'nda törenlerin gerçekleştirilmesine emek veren öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür ettiler. Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Sayın Atilla Demirhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz ve şimdi kendileri seyirciler gazilerimizin yanına geçiyorlar. Gazilerimizle birlikte bir hatıra fotoğrafı, bir aile fotoğrafı çektirecekler. Evet, Mersin'de tüm Türkiye'de olduğu gibi ülkemizin, yurdumuzun en küçük yerleşim biriminden başkent Ankara'ya kadar her yerde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıl dönümü münasebetiyle törenler gerçekleştirildi. Ve Mersin'de de 2 gün boyunca törenler gerçekleştirildi. Ve dün Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Bugün de kültür merkezinde Sayın Valimiz Özdemir Çakacak tebrikleri kabul etti ve sonrasında da Cumhuriyet Meydanı'nda, ki sizlere canlı ulaştırdığımız üzere, törenler gerçekleştirildi ve törenler sona erdi değerli seyirciler. Biz de İçer TV'den sizlere bu törenleri an ve an canlı olarak aktardık değerli seyirciler. Gün içerisinde de bu törenlerin tekrarını da yine sizlere İçer TV'den canlı olarak ileteceğiz. Evet değerli seyirciler, Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda törenlerimiz sona erdi ve protokol üyeleri de şu anda ayrılıyorlar Cumhuriyet Meydanı'ndan ve Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümü hepimize kutlu olsun ve ilelebet Cumhuriyetimizin kuruluşunu her zaman bugün olduğu gibi coşkuyla, heyecanla ve gururla kutlayalım. Yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyetimizin 92. yıl coşkusu Cumhuriyet alanında, Cumhuriyet töreninde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Orada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu coşkuyu bizlere yaşattıkları için ve bu coşkuyu hep yaşatacakları için. Evet, bugün de manşet programımızda, aslında manşet programımızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza adamış olduk, ithaf etmiş olduk. Çünkü Cumhuriyet olmazsa bizler olmayız. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramımızın kutlama etkinlikleri, kutlama töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti ve bunları size manşet programı içerisinde canlı olarak aktardık. İlk sizler gördünüz, ilk sizler izlediniz İçel TV farkıyla. Evet, tabii biliyorsunuz her daim olduğu gibi, her 29 Ekim'de olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partililer de alternatif bir kutlama gerçekleştirecekler. Şu an CHP il binası önünde bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partililer birazdan Cumhuriyet Meydanı'na girecekler, giriş yapacaklar ve orada da alternatif kutlamayı gerçekleştirecekler. Günün anlam ve önemine dair konuşmaya yapılacaklar ve çelenk sunumunu gerçekleştirecekler. Arkadaşlarımız orada Cumhuriyet Halk Partilileri de bekliyor olacak. Programımızın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet alanına gelmesiyle itibaren yine sizlere canlı olarak aktaracağız. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın demeden önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun, payidar olsun bundan sonrası için ve lütfen değerlerimize sahip çıkalım. Hoşça kalın. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğun en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Ne mutlu Türk diyene. İzmir'in dağlarında çiçek yakacak, İzmir'in dağlarında çiçek yakacak, altın güneş orta sırmalar saçak, altın güneş orta sırmalar saçak. Bozulmuş düşmanlar yerini kaçar, bozulmuş düşmanlar yerini kaçar, yaşamasa hakem var başlar.
havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim.